Evet şu anda gördüğünüz soruda kılcal damarlardaki madde alışverişi ile alakalı bir grafik görüyoruz. Grafiğimizde kan basıncı 40 milimetre civa ile başlayıp 15 milimetre civa ile bitiyor yani giderek azalıyor. Kanın ozmotik basıncı 25 milimetre civa ile başlayıp sonuna kadar sabit devam ediyor. Bu durumda kılcal damarlarda doku kılcalında madde değişimi ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Birinci durumda süzülme ile kandan doku sıvısına madde geçişi olur. Bu bilgimiz doğru. Kandan doku sıvısına çıkış olacaktır. Çünkü kan basıncı ozmotik basınçtan yüksektir. İkinci durumda emilimle doku sıvısından kana madde geçişi olur. Bu öncülümüz de doğru. Çünkü ikinci durumda e, ozmotik basınç kan basıncından daha yüksek görünüyor o halde. Doku sıvısından kana emilim gerçekleşecektir. Üçüncü öncülümüz birinci durumdaki süzülen sıvı miktarı ikinci, ikinci durumdaki emilen sıvı miktarından azdır demiş. Bu öncülümüz yanlış. Çünkü süzülen süzüntü daha fazla geri emilim daha azdır. E, çünkü Süzülen maddenin bir kısmı kan yoluyla değil lenf yoluyla geri dönecektir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği yani 1 ve.